Fed toplantısı öncesi son dönemeçte dünya borsaları tepki alışı ile toparlanıyor. S&P 500 vadeli hareketini de hesaba kattığınızda dip seviyeden %1'e yakın yukarıda. D teknoloji şirketlerinin öncülüğünde başlayan yükselişe otomotiv, demirçelik ve havacılık gibi döngüsel hisseler de katılırken enerji hisseleri geride kalıyor. Borsa İstanbul dünyadan negatif ayrışmaya devam ediyor. Banka hisseleri öncülüğündeki sert satışlarda %6 değer kaybeden MSCI Türkiye en zayıf gelişmekte olan borsa indeksi. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, havacılık ve enerji hisseleri satış dalgasında bankaları takip ediyor. Haber akışı ve temel nedenlerle açıklanamayan satış dalgasının orta uzun vadeli yatırımcılar için fırsat yarattığına inanıyoruz. Banka, enerji, havacılık ve gıda perakendesi şirketlerine ait 3. çeyrek kar tahminlerinin görece güçlü olması seçici tepki alışını destekliyor. Amerika, Avrupa, Güney Amerika ve Asya piyasalarındaki toparlanma Borsa İstanbul'da tepki alışını destekliyor. Borsa İstanbul 3100 seviyesinin üzerinde tutundukça geri çekilmeleri kademeli alış fırsatı yaratan bir düzeltme olarak görüyoruz. Bugün hareketlenmesi beklenen hisseler Akbank, Ararko, Şişecam ve Yapı Kredi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.